Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Nepal oynayacağız ama Bengal'den kuracağız Nepal'imizi. Klasik bir MP e, açılışı tarzında olacak. Tabii MP açılışı gibi oynamayacağız sadece. E, Bengal'de nasıl Nepal kurulur? Nepal nedir? Aydaları nasıldır? Görev ağacı var mı ki yok? E, onu falan göstereceğim. Ne kadar tatlı bir ülke olduğunu göstereceğim. Klasik aydalarınızı verin. Hint, şey bunlar. E, Jane'le Onlara dikkat edin. Onların da estetiklerini vermeyi unutmayın. Güzel bir şekilde artı hepsini verin. Bir Merc alarak başlayabilirsiniz ama Merc alacaksanız her oyun için geçerli. E, ee, Merc alacaksanız önce profunuza bakın. Yani 5 proftan max profunuz, 5 proftan fazla profunuz olmuyor. Merc alınca da çöpe gidiyor. Önce bir prof alın, sonra Merc alın. Her ülke için geçerli bu. Ve direkt bu Nepal tarafına e, claimlerinizi atın. Bütün bu Nepal tarafını, şu Turuncu'yu, Katmandu'yu, onun sonundaki işte Palpa yazan ülkenin Dang'ı falan hepsini yiyeceğiz arkadaşlar. Hepsini ısıracağız. O yüzden hani birine girerken ee, bir diğerini spy network'ünüzü hazır bulundurun ki hızlı e, hızlı pata pata halledebilirsiniz. ID olarak da ID değil pardon e, puan olarak da admin focus gidin ve radikal reform çıkarmak için bu gereken enflasyon ve ticaret advice'larını tutun. Ki radikal reform e, yani Hızlıca buraları yiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada zaten çok e, bunların dini de farklı. Bunlar e, Budist galiba Budist de bunlar ne Sünni ne, ne, Sünni ya da ne de Hindu. E, bunlar Budist kimse sallamıyor zaten. O yüzden bunları elay da almıyorlar o yüzden. Ee, hani rahatça bunları pata pata yiyebilirsiniz arkadaşlar. Yedikten sonra hepsini korlayın ve korlamanın bitmesini bekleyin. Şimdi bu Nepal dönmemizin sebebi MHP'lerde Bengal Slotu'nun e, askeri aydalarının cırt olması. Nepal'in askeri aydaları son 3 ayda özellikle ve e, Ambition'ı gayet güzel. Onları açmak için de 3 ayda bitirmemiz gerekiyor. Yani son 3 ayda açmamız için kendimiz 3 tane aydaya grubu bitirmesi gerekiyor. O 3 aydaya grubunu bitirene kadar bir tık kofti ama e, bitince gayet güzel. O yüzden önce biraz böyle hani ilk şeyi direkt bu efektini göremeyeceksiniz. Kültür değiştikten sonra hemen tekrar eski topraklarımızı core yapıyoruz. Bu yüzden işte admin focus kilidi dedim ki bunu tek de hani aradan oyunun başında bu çıkarın diye yaptım. Onları fazla devlemeden siz de diğer yerleri fazla devlemeden bu kültür değişme işlemini yapıyoruz. Ve kültürümüz değiştikten sonra barıştayken direkt artık geçebiliyoruz. Manpower, Force Limit, Recovery Speed, Moral, Disiplin, Infantry Combat tam bir MP ülkesi için olması gereken her şey mevcut ama dediğim gibi en güzel idealar en son 3 ideada bir de disiplinde bütün ideaları bitirince geliyor. O yüzden 3 grup açmak gerekiyor. Hani 3 grup açana kadar kafasına çok rahat vurursunuz aslında e, vurmak istiyorsanız. Onun dışında ama açınca gayet e, güzel bir ülke güzel bir idea setine sahip oluyor kendisi. Single'da görev ağacı yok ama bu yeni güncelleme ile gelen görev ağaçlarının claim verme olayını düzelttikleri için size Delhi'ye doğru e, claim veriyor parti parti claim'lerimizi ala ala gideceğiz. Çok fazla abartmayacağız. E, yavaş yavaş, sakin sakin. Çünkü buralar biliyorsunuz dandik topraklar çoğu yerler. E tropatik tr tropikal topraklar, tropatik diyordum. T tropikal topraklar olduğu için e bir de Fort fortmort'ta varsa hani orayı siclemek ölüm. Hani ölüm. Bu yüzden e, prof kasmak yerine merk kullanabilirsiniz. Çünkü çok et yiyeceksiniz. Hani bayağı et yiyeceksiniz bu. Kesin. RTleyebilirsiniz. Direkt kesin bilgi bu. E bir iki ele alın. Çünkü bu ilk ilk yapacağınız savaş genelde ya ya Orisa'ya gireceksiniz. İşte Orisa'nın bir sürü küçük vasalı var. Bu da bir sürü küçük fort demektir. Ki tropikal e, yerlerde fort demek ölüm. O yüzden önce Jampura dalmanızda fayda var. 1-2 ele alabilirsiniz. Çünkü genelde Jampur bütün herkes ele alıyor. Hani çok fazla böyle %100'lük olmadan. Çünkü çok fort sicilemeniz lazım. El aylarınız gidecek. Yani sizin düşmanlar sizin el aylarınızı Sizi ama. Hani o sırada %100'lük çıkmayabilirsiniz. 70'te 80'de çıkabilirsiniz size kalmış benim oyunda rahat geçti e, Kapitalini falan rahatça siegeleyebildim Öyle çıktım Arada da bol bol e, Partikülat yiyebilirsiniz Bu Hindistan'ın saçmalıklarından biri 72 milyar milyar kültür grubu olduğu için Her topraktan ayrı çıkacak isyancılar olacak Separatistler olacak Onlardan bol bol isyan yiyeceksiniz Ay onlar da tropikte orayı sicliyorlar gidiyorsunuz tropikte bir daha sicliyorsunuz Ay çok kötü bir yer bu. Yani buranın kültür grubu çok kötü. Afrika 1 burası 2. Aile olarak e, bir quality. ikincisi eco gidiyoruz arkadaşlar. Quality'den yani, disiplin, infantry, kombatability, cave alıyoruz. Ekonomi ekonomik bufflarımızı alıyoruz. Ah sinek uçuyor. Git lan buradan. Küçük sinekmiş tamam git. Uzaktan öldürmeyeceğim seni. E, bir de ekonomik quality bir disiplin daha veriyor. Advisor'dan disiplin alıyoruz. ID'mıza, disiplin var. Yani çok rahat bir şekilde disiplin ve infantry kombatability'miz de var. Onu da e, stackleyebiliyoruz. Yani quality eco. E, bakacak olursanız Nepal'e çok güzel gidiyor. Çünkü hem infantry kompatibilitesi var hem disiplin e, disiplinle var aydınasında. Gayet güzel yakışıyor. Üçüncüye de bir trade gidersiniz. Zaten ya da quality bir 1 bir, bir kuralı olursa yani her aydınadan ilk üç aydınada bir 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 çıkacaksınız. Bir adım bir de bir, bir mil sırası fark etmez. Öyle bir kural da varsa zaten e, quality eco, dip, e, dipten de trade çıkarsınız. Yani ben de e, öyle yaptığım zaman trade çıkıyorum. Ekonomi bayağı rahatlatıyor. Hem de e, daha iyi alınabilecek bir dip idea. Trade genelde güzel oluyor dip için. 1600'e kadar da zaten radikal patladık. patlattık. 1600'e kadar da single oynuyorsanız eğer Hindistan toplamanız lazım. Yani toplarsınız diye düşünüyorum. Ben toplamadım çok oynamadım. E, ama Hindistan'ı topladıktan sonra e, ayrılarınız hepsi de açılacağı için tamamıyla çok tatlı veç atabilecek bir ülke. E, dip şey yok. Nedir onun adı? E, falan yok ama e, şey de yok. Nedir onun adı? Admin falan da yok ama e, askeri olarak çok güçlü değil için çok rahat edersiniz. Tatlı bir bir ülke Nepal. Hindistan'da başlayıp Hindistan'ı konsolde ettiğiniz zaman, birleştiğiniz zaman gayet güçlü oluyor. Tekstildikleri de açık burada arada gördünüz. Ee, onu unutmayın, tekstildiklerinizi verebildiğiniz zaman verin erkenden. Para konusunda çok sıkıntı yaşamazsınız. Bütün binalarınızı basın arkadaşlar. Çünkü bol bol silk ve cloth var Bengal tarafında. Yani oraları devlet gördüğünüz ki bütün e, binaları e, az çok bastık hani, en azından güzel yerler öncelikle. E, bastık çünkü çok silki var, o silkleri devirip e, onun üstüne production binası açılınca, work, şey e, manufaktörü Hani para konusunda hiçbir sıkıntı çekmezsiniz. Tek sıkıntı çekeceğiniz nokta manpower. Onu da çözemeyeceksiniz Hindistan'dan çıkmadığınız sürece. Çünkü Hindistan Allah'ın belası bir yer. İklim olarak yani toprak şey olarak. Hani orada çok late çözersiniz. 1600 gibi çözersiniz. Ve öyle de ilk bir 100 yüze 100 yıl hatta. 150 çok olur. İlk 100 yıl bu manpower problemi çekeceksiniz. Flagship basıyorum. bol bol light game basacağım ki. Hani bir yerden biraz daha para getireyim. Fazla para bunun zaman da bu. Great Project'i upgrade edebilirsiniz. Bu Great Project Trade Stealing veriyor. Yani sağdan sola biraz daha fazla para çekeceksiniz demek bu. Trade rehberimizi izlemediyseniz trade rehberimizi de izleyebilirsiniz. Orada güzelce trade'i e, en sade ve bilmeniz gereken noktalarıyla açıkladığımı düşünüyorum. Herhalde açıklamışımdır. Bir daha çekmeye gerek yok. Açıklamışımdır. Kesin açıklamışımdır ya. Bir onu bir bakın izleyin trade'i bilmiyorsanız. Çok basit bir şey aslında trade. Sadece biraz karışık gözüküyor ama çok basit. Şimdi devlerim önce bakın gördüğünüz gibi siklere basmışım. Sikler kapalı daha basamıyorum. Sonra kağıtlara basıyorum. Kloplara basıyorum. Bunları dip basıyoruz. E, dip basıyoruz ama dip fazla basamayacaksınız. Çünkü diğer iki devin toplamı e, üçüncü devi geçmemeli diye bir şey var yani. O yüzden bir dip bir mil bir dip bir mil basıp o sik topraklarına hani e, 20 deve çıkarabilirsiniz. En, en az 15 yapın bir expand Hani onun üstüne bir 20 yapabilirsiniz. Şu an manufaktörler yok ama ona rağmen çok para veriyor e gelince daha da güzel olacak. Bir de şimdi devliyoruz da crownland geliyor. O crownland'lerle Esteklerden şey alacağız. Bu 100 governing capacity, 100 governing capacity'sinden hepsini alacağız çünkü Hindistan'a şey yetmiyor. E go cap yetmiyor. Devredim E devredim devirdim galiba Rönesans'ı mı devirdim? Kolonyalizm devirdim bilmiyorum. Hepsini devireceğiz. Rönesans'ı devirdik şu anda yani devbiliyorum. E, ondan sonra kolonizm gelince onu devireceğiz tabii ki beklememiz. Global trade'i e devirmeye gerekiyor printing press. Sprint Press'e devremeye aslında gerek yok. Onu siz ihtiyacınız olsa kendiniz devlersiniz. E, ee, ama Rönesans devremekte fayda var o kesin onu devleyin. Güzel bir Pro Spring Times eventi eventi geliverdi. Burada e, tağıl olduğu için buraya askeri verdim. Bakın üstteki 370 manpower'dan 2566 manpower'a çıktı. Baya yüksek yani görmüş olduğunuz gibi cep bedavadan 2000 e, manpower yani ki diğer, diğer şeyleri de dev veriyor. Quality ID'miz bitti. E, Rönesans aldık. Teknolojilerimize yetiştik. İkinci ayda ekonomik gidiyoruz dediğim gibi quality eco trade yapacağız e, bu randa. Jump artık olabildiğince yiyorum. Zaten artık hani bitti. E, ilk jump pro yedikten sonra artık Hindistan'ın süper gücü e, ben oldum bu region'da. Bachman, Djanaygar falan yenişemediler zaten. E, Mevar'ın toprakları çok değişsiz çok kötü. Hani bu içe doğru olan topraklar güzel. Timur'a doğru olan toprakları çok kötü. Hepsi 3 dev yani 1-1-1 bir, bir, bir. O yüzden ondan da korkmanıza gerek yok. Koalisyon olarak da bir iki ele alırsanız, iki, siz Müslümansınız. İki Müslüman ele aldınız, iki Müslüman dövdünüz. Geri iki tane Hindu kaldı zaten. Biri Şii, Müslüman da yani Sünni alıyorsunuz. Şii zaten koalisyona girmiyor. Hindu koalisyona girmiyor. İki Müslüman ele e diğer Müslümanı da dövüyorsunuz. Hani e, koalisyona çok girmiyorlar. Sonra Hinduları dövüyorsunuz. E, Hinduları dövünce zaten Müslümanlar yine koalisyona girmiyor. Bu arada Şiidleri Müslümanlığa katmadım ya orada. Sünniye gitti aklım. Ee, şey varsa aranızda özür dilerim. <laughs> Dışarıda bir mangal yapıyor. Çok güzel koktu. Ama şu an olsa da yemeyeceğim. Çünkü tokum her neyse. Teknolojilerimizi atladıktan sonra askerlerimizi geliştiriyoruz. Bahman Savaşı'na girdim. Hem Bahman'dan Dorpa kalacağım hem de e, Jampur'la Elay'dı. Jampur'la 4 toprağa kaldı. Onu da böylece aradan çıkarmış oldum. Elay'larımı çağırmadım çünkü Jampur'u kuşatabilirler. Kuşatırsa bana vermezler. Bana vermezlerse ben sinirlenirim. Küfeler kapatırdım oyunu. O yüzden onları çağırmadım. Zaten çok da bir e, yardıma gerekli gerek yardıma ihtiyacım yoktu bu savaşta. Zaten Vision'a bakmana girmiş. Arada ben de giriverdim. verdim. Onları tatlı bir şekilde halledi 3 5 bedava toprağı var. Gördüğünüz gibi bütün man power binalarını basıyorum. Man power yine yok. Birinci sebebi az devlerimizden dolayı e, yani daha fazla devesiz de yine atacak ama yüzdeli gideceği için yani her şekilde bu tropikal iklimde man power e, tutmak bir tık zor oluyor. Dikkat edin çok e, overstack durmayın yani çok supply limitiniz aşmadan yani bir yerde 50 60 kal tutmayın 31 bile tutmayın hatta 20 Geri geliyor 20'de bile attrition yiyorsunuz o kadar kötü yerler Şimdi ekonomik ideamız neredeyse bitti Ama ona rağmen hala o tatlış idealarımıza e, gelemedik son 2-3 ki bir tanesini bitirmemiz lazım Komple bütün ideaları Bir idea grubuna daha ihtiyacınız var Hani o yüzden diyorum ya 1600 e kadar insanla takılın e, 1600'den sonra 3. ayınızda açmış olursunuz zaten daha 4. Açmış olursunuz Ondan sonra Ülke biraz geç açılıyor Askeri olarak çok geç açılıyor hatta ee, Diyebilirim özellikle single için Çünkü single'da Askeri hale çıkmaya gerek yok yani Çok vakit kaybı aslında. bilmiyorum. Single'da Nepal e oynamamızı ben tavsiye etmiyorum aslında Onun yerine Hindistan'da Hindistan'da oynayacağınız iki ülke var. Ya Delhi alabilirsiniz Ya da Bahman alabilirsiniz. Yani diğerleri, ikisinin dışında diğerlerinin çok bir ee, Single için ee, Çok bir olayı bence yok ama Nepal'in rengi güzel Böyle koyu bir Kırmızısı var ama tam koyu da değil böyle sanki hafif bir saturasyonu yüksek bir tık böyle pembeye çalar gibi çok hafif böyle bir ee, Kırmızıya kırmızı bir tonu var çok tatlı rengini beğeniyorum bir tek. Bayrağını hiç beğenmiyorum bayrağı çok kötü Sanki böyle geometri sorusu gibi Ya da çam ağacının yarısını ee, Gördüğümüz bir kış biyomu kar biyomunu da minecraft'ta Aynı onu hanım satıyor bana Çok beğenemedim o yüzden <laughs> Ya Hindistan'ın Toplayacaksınız yani Hindistan'da hangi ülkeyi de alsanız video aynı olacak yani aynı benzer video çekecektim ee, İlk savaşınızı yaptıktan sonra Snowball'a bağlayıp kalan her yeri e, Yavaşça Toplamaya başlıyorsunuz tropikal iklimlerde e, siciler, sicilerden dolayı oradaki sicilerden dolayı manparanız bitiyor En son Hindistan'ı topladıktan sonra Kapitalizi Hindistan dışına taşıyorsunuz e, Gerekli yerleri her region'dan Her ticaret bölgesinden bir ya da iki e, state state'i trade company'ye vererek hem goods Producer merchant kazanıyorsunuz. Paraları katlıyorsunuz. Sonra e, bir RP'niz varsa RP'nizi yapıyorsunuz. VC'niz varsa VC'nizi atıyorsunuz ya da ne yapmak istiyorsanız yapıyorsunuz. Hindistan tamamıyla böyle. Ne alırsanız alın fark etmeyen bir ülke. E, bir bölge. O yüzden kısa bir video oldu. Üçüncü idea grubunu alana kadar bekleyemedim. Yani illallah geldi. Çok sıkıldım. Hiçbir şey yok. Bir de Nepal'e görev de eklememişler. Hani hani normalde bir ülkenin görevi olur 1600'e kadar ne bileyim görev ağacını tamamlar sonra VC'ye bağlarsınız falan. Bunun hiçbir şey yok. Claimleri falan da elde alıyorum. Ay sıkıldım gına geldi yani. O yüzden tam bir MHP ülkesi diyorum ya. Single'dan Nepal almanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü ıı, hiçbir görevi yok. Yani görevler zaten Delhi'ye kadar gönderiyor da Hindistan'ın çok geniş bir toprak. Sadece Delhi tarafına göndermesi bir tık sıkıntı. O yüzden çoğu yeri yerken de dip puan ediyoruz böyle. Ve puanı için claim almak lazım. Hangi birini alacaksın? Hindistan kaç toprak? Bin toprak vardır belki bilmiyorum. Yani şu ülkeye neden minnak bir şey gelmez ki? Bir görev ağacı gelmez ki yani. Çok bilindik bir ülke. Ya yani developerlar kesinlikle bu ülkenin farkındalar. Böyle bir ülke kurulduğunun. Çünkü kuruluyor. farkındalar ama yapmıyorlarmış işte. Her neyse sonra buradan bir korsan devlet çıkıyor. içinizden vasal, vasal olarak e, alabilirsiniz. Yiyebilirsiniz ama korsan olduğu için bence vasal alın. Yani el ele yani vasallasın, şeylesin, raidlesin, ne yapıyorsa yapsın. Ben size like atmayı, mapmayı, abone olmayı unutmayın. Ee, bir sonraki tatlış videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.